Bak bu da güzel bir deneyim oldu oyunla alakalı. CK3'e Victory oynayanları görünce canım çekiyor. İndirip oyuna giriyorum. Beceremiyorum, sinirim bozuldu. Peki. Volantis'in 4 turu mu var? Tria'nın da 3 turu var. Peki. Hala daha bekliyoruz buralarda o zaman. Yapacak bir şey yok. Anca improvement gelirse 1-2 bir şey yapacağız buralarda. Şuraya production verebilirim. Mühendislik veriyor mu bilmiyorum. Training Regiment. Askerler Osmanlı'nın en böyle ücra köşelerini bile koruyacak hale gelecek diyor. Eğitim alayları inovasyonu bu. Ne işe yarar bilmiyorum ama param var zaten. Daha fazla para. Ha, artı 10 hareket veriyormuş askerlere. Aa, fena da değil. Artı 10 hareket. Güzel. Vasalı entegre et. Şuraya kullanabiliyor muyum? Artı 5 veriyormuş. Hah, açıldı. Entegre ettik. Volantis. Onun daha var. 3 turu daha var. Peki. Tria'ya ne basıyoruz? Artı 1 government veriyorsun. Diplomasi, knowledge. Teknoloji benim için şu an biraz daha önemli. Köyler bu sefer iyi dağılmış. Valla iyi yerde başladık bence bu sefer ya. Harita biraz şeydi. Bize iyi baktı harita diyeyim. Şimdi bize mühendislik puanı lazım. Mühendislik puanının ne kasıyorsa onu yapmak iyi olur. Bu ağaç kesiyor mesela. Sohbet veriyor. Ama isteği var karşılığında. Önce bunu yapıp sonra sohbeti yapabiliyoruz. Tamam. Bu ne abi? Nasıl bir yere girdi bu zavallımlar? Doğrayacaklar adamları. Civic Monument. Yeni büyütüyor şeyi. Şehrin sınırlarını. Influence kazancını arttırıyor. Bizim bölgeyi büyütmemiz gerekiyor. Plaza yaparsak bir sanat geliyormuş. Unrest'i düşürüyorsun. Yine işime yaramaz. Bölgeyi büyütecek bir binamız yok galiba ya. Dükkanlar. 4 üretim veriyor. Bir de ihracat slotu veriyormuş. Pardon, ithalat. İç ithalat ne demekse iç ithalat slotu veriyor. Aa, granary yaparsak bir region level veriyor. 15 food veriyor. Markette var mı öyle bir şey? Yok. Burası ihracat, burası ithalat veriyor. O zaman granary yapalım. Madem seviye veriyor. Onu açalım. Şehrin seviyesi büyüsün. İşimize de gelir yani. Tamam. Belki şehirler arası ticaretin şeyini açıyordur. Bilmiyorum şeyini. Bazı kaynaklar sonuçta bir yerde var, bir yerde yok. Belki karşılığı öyle oluyordur. Bunu açıp barışçıl bir devrim yapalım. Güzel. Geçen sefer imparatorluğu seçmiştim. Hakikaten de bence daha iyi. İmparatorluktan devam edeceğim. Saray yapmayı açtık. Bir yiyecek bir level veriyor. Bu daha önemli. Şehrin nüfusu büyümüyordu çünkü. Bu muhtemelen rahatlatır. Tamam. Böyle devam. Satayla bu sırada kutladım mı hatırlamıyorum. 27. ayın kutlu olsun balım. Teşekkür ediyorum. Siz burada kalmaya devam. Ne verdi hükümet? Ha, saray yapabiliyorum. İyi, hadi yap. Valeria yap. Büyümeye başlamış yine burası tabi. Bizim de bir sarayımız olmasın mı? Kıçımızda don yok ama. Bizim de bir sarayımız olacak. Ben yine harcayacağım o puanı burayı geliştirmektense bu sırada. maden yaptık. Taş ocağı yapabiliriz. Taş ocağının da güzel bir zinciri var. Mesela taş ocağı yapıyorsunuz. Üstüne de taş kesici yapıyorsunuz. Hem para veriyor hem mühendislik veriyor. Karşılığında... Aa, bir dakika, bu şeyi, limestone'u falan değiştiriyormuş. Bu güzel bir yemek veriyor. Bize yemek değil de mühendislik lazımdı bol bol. Mühendisliği kasmaya çalışalım. Daha sonrasına bakarız. Şu an sanitasyon da geldi 11 seviyeye geçtiğimiz için. Sanitasyon, ev ihtiyacı şu an ön planda. Onlara da bir iki bir şey ekleriz. Town Center mıydı bizim government veren? Evet, onu yapabiliriz. Civic Monument. Town Center versen. Tria da hızlı büyüyor. 42 government'ımız olunca Volantis'i de ekleyeceğiz. Peki. Wild Butterfly muhtarın bile köşkü var. Senin niye olmasın sarayın? Wild Butterfly köyünün muhtarı. Güzel bir karşılaştırma. Aha, barbarlar geliyor. Dövün bakayım şunları. Burada da bir tane barbar var ama o lider gibi. Üretim zinciri mekaniği var direkt. Bayağı tatlı bir mevzu. İnşaat. İnşaatın bize bir faydası yok gibi. Altyapı belki iş yapabilir. Sanitasyon veriyor, su kemeri, aynen. Şu an sanitasyona ihtiyaç var. Rüzgardan öldü adamlar. Saldırmayın lan Volantis'e. Hemen saldırılır. Güzel. Sizi bir ayıralım oradan. Ha, direkt alttaki çarpıya basınca kapanıyor. Çok şey değil. Ben hangi ünite öldü falan, hangi ünite zarar gördü onu görmek için tutuyorum genelde ama haklısın, bu kadar basit bir savaşta tutmaya gerek de yok öyle bir şey. Şimdi pasture. Pasture değil. Burada kömür var değil mi? Maden yapalım buraya. Kömür toplasınlar bakalım. Train de ver. Burası da artı bir puan versin bize. Her şehirden böyle artı bir puan alırsak en azından daha hızlı yapabiliriz bazı şeyleri. Ama hani şey gelişimi anlamında, binaların gelişimi anlamında ya da köylerin gelişimi anlamında biraz daha yavaş mesela Civ oyunlarına göre. Hani bunun bir eksikliğini çekeceğinizi zannetmiyorum. Çünkü birebir akış hızı da Civ gibi değil oyunun. 7. Buna gerek yok. Warrior puanlarına harcarız şeyi. İspanya'yla da tanışmışız. Nerede olduğuna dair bir fikrim yok ama var. Tam haritanın olduğu yerde kameram var, farkındayım ama haritada bir bok gözükmüyor inanın şu an. Var. Şu bence bir kere zaten oyunu diğer rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerden biri olmuş. Çeşitlendiriyor. Çağ mekaniği de farklı. O da bence güzel. Benim için yeterli bu yani. Ben bundan dolayı açıkçası animasyonu kötü ama falan diye takılacak biri değilim. Hangi kıtadayız belli mi? Değil. Altyapıyı açtık. Sanat var. Bu dönemde salgın çağı veya şey çağı var. Monument çağı var. Valla salgın çağı daha hızlı ilerliyor gibi şu an. Monument'ı hiç yapamadık. Demir eritmeye yap. Olabilir, bilmiyorum, denemedim. Deneriz. Unrest'i düşürüyorsun. Plazamız var. Workcamp. Workcamp ver. Mühendislik de veriyor çünkü. Hatta bunu bir daha arttır. Buranın ihtiyaçlarını gidermem lazım bir yandan. Public Quarter ne veriyor? 4 Unrest. Yok. Soul Pit yaptık zaten bir tane. Mil yapabiliyoruz. Burada şeyimiz var. Pirinç üretiyorduk. Mil yapmadım galiba daha önce. Şöyle bir mil yap. Ekstra puanla buralara da bir şeyler yapacağım da. Ne veriyor mesela? 2 pamuk veriyor. Pamuğu neyde kullandığımızı bilmiyorum. Bir üretim zinciri var mı falan göreceğiz. Din varmış güya. Poxdin 26. ayın kutlu olsun. Hostility açtı bize İspanya. Şehir sınırlarımız dışında gördüğü ordumuza çatala patala saldırabilecek. 42 istiyorsun. Hala daha var ona. Valeria. Kütüphane yapalım mı buraya? Gerçi sanitasyon ihtiyacı çok fazla. Önce su kemeri yapın. 800 sene sonra İsa geliyor. Bir strateji oyunları sevenler de animasyona takılmayız ancak Mercedes çevirmeli kol cam açma eklemek gibi olmuş animasyonlar. E tamam, kötü olmuş zaten. Da bu oyun şeyimi etkilemiyor benim açıkçası. Volantis'i de bağladık. İtalya tarafında mıyım? Bence değilim. Diplomasi... Sen kalabilirsin. Buraya da bir crane yaparak başla. Artı 1 puan da oradan kasarız. İyi. 5 puan tur başına 5 puan bayağı iyi olur bizim için. Daha hızlı açabiliriz birçok şeyi. Watt ne istiyor? Kültür. Pirinçten kültür üretiyormuş. Biz mil yaptık gerçi ama o pirinç yetmez. Daha fazlası lazım. Onun yerine şurayı şey yapsak. Pamuk toplayalım. Kriz geliyor. Salgın hastalıklar artı bir büyüyor. Yapmayın. Yapmayın. Milattan önceden bir türlü çıkamadık. Ne istiyorsun kardeşim? Çıkıp ne yapacağız? Lan oyun hızlı zaman geçiriyor, şikayet ediyorsunuz. Oyun yavaş zaman geçiriyor, yine şikayet ediyorsunuz. Bu oyun size ne yapacak? Ne verecek? Bir region level veriyorsun, 15'te yiyecek. Ver bakalım, nüfus için lazım olur. Maskeleri hazırlayın. Geliyor, geliyor. Gelmesin. Üzülüyorum. Gelme. Scout da yapabilirim, utility ship de yapabilirim. Utility ship de etrafı görüyor galiba. Ama liman... Aha, liman yok. O zaman yap şuraya bir keşif kolu. Bir geçsinler ya. 30 sanat veriyor veya 30 diplomasi veriyor. Ver sanatı. Sanatla ne yapabiliyoruz? Göç alabiliyoruz. Artı 1 popülasyon veriyor. Ya da kültürel ihracatı destekleyebiliyoruz. Refah arttırıyormuş vasalımızda. Ama şu an bir vasalım yok. Şimdi kalsın. Belki nüfus çekebilirim. Onda ne kadar ihtiyacımız var bilmiyorum. O yüzden kalsın. Osmanlı'ya bir tapınak şövalyesi benim. Bugünkü Tinto Talks'u okudum mu? Yok. Geçen hafta da okumamıştım. Bu hafta da okumadım. Artık yeter dedim. Bekliyorum. Çıksın her şeyi. Bakarız en son. Karımı çok seviyorum. Sakin ol. İlk uyarın olsun. Hastalık döneminde ek nüfus tehlikeli olur gibi. Yok. Yani o bir şey değiştirmiyor da. Süvari veriyor. 30 savaş ya da 45 savaş deneyimi veriyor. Ha. Bence savaş deneyimi versin bize. Orada geliştirmemiz gereken şeyler var. Ünite basarız. İlla ki basarız da. Şu dönemin geliştirmemiz gereken şeyleri var. Güzel. Ekstradan savaş deneyimi veriyor. Spartalıları da beşlemiş olduk bu sırada. Okey. Sen bunu ver. Geliştirmeyi kullanırız. Şehir isimleri alındığı için böyle. Tayıcım teşekkür ediyorum baskının için. Hoş geldin. Ve Tayı'dan gelenler. Sizler de hoş geldiniz. Umarım güzel geçmiştir yayının. Bir limestone mu çıkartıyor? Aa, bir dakika. Limestone için özel bir şey gerekmiyormuş. Üzdü. Hoş geldin. Aleykümselam. Ev %100'de sanitasyon şeyde. Ev de lazım buraya bu sırada. Evi de şöyle yapıverim bari. Evet, Civ gibi bir oyun. Spartalılar önceden Türkmüş. Türklerdi tabii, şüpheniz mi var? Ha, load to transport yapıp gemiye koyabiliyorum. Bunları böyle biraz gezdirelim. Biraz da kıyı şeridini açalım. Hep içeriği açıyoruz. Çalışma kampı. Ver. Devam. Sanitasyona önem vermedikçe salgın çağı krizi daha da güçlü artıyor diyor. Eğer maksimuma gelirse geleceğini mecburen salgın çağına döndürmek zorunda kalacaksın diye uyarı geçti bize. Yani biz burada binayı yapıyorduk en son. Yapmadık mı? Yaptık. %175 oldu işte sanitasyon. Daha ne istiyorsun? Bu ne kardeşim? Yapıyoruz ya. Üstümüze gelmeyin. Biraz yalnız ünite basmamız lazım gibi. Geliyor etraftan barbarlar. Özellikle kuzeye felaket bir barbar akını geliyor. Lideri de yollayın, kuzeyi tutsun. İtalya falan değil burası. Oyunda burası eksik, kesin buraya DLC düşünüyorlar dediğin şeyler var mı? Yani ben DLC ile alakalı yorum yapabilmem için oyunu daha çok oynamam lazım her şeyden önce ama Krallar Çağı mı, inşaat mı? Krallar Çağı'nı başlatırsam 19 turu var. Salgın Çağı daha hızlı gelecek. Tutamayacağız. Kültür veriyorsun. Amrest. Sanat açalım. Artı 1 ile büyüyor, 10 turu var. Yani istesek de yetişemeyiz ona. Artı 1 housing, artı 1 production, palace for every tool. Güzel. Sarayda artı 1 üretim veriyor. Her 2 popülasyon, yani burada 12 olduğu için 6 veriyor bize üretime. Gayet iyi. Barbar yani zayıf mı? Ha, oyunda ne eksik dersen mesela orduyu uyku moduna sokma direkt bir tuş olarak olmalı ya da keşif ekibine otomatik araştır etrafı bence olmalı yani. Bu bir eksiklik benim gözümde. Ama onun dışında bir şey şu an şey yapmadı beni. Spartalı basabiliyoruz. Propaganda ne veriyordu? Kaosu düşürüyordu. Aslında kriz durmuş lan. Ulan çağa gitmedik. Kriz durdu. Bu şaka mı? Sanatı kapatmak zorunda değiliz. Eureka yapabiliriz. 25 bilim veriyor. Teknolojiyi hızlandırırız biraz. Üstüne 5 tur diyor hala ama Age of Kings'e gitmemiz lazım ya. Hem Eureka boşuna gitti. Hem buraya döneceğiz. Tamam, yine 5 turu var da Eureka'yı buraya kullansaydık en azından belki yetişirdik. Veba çağına. Mekanik olarak bilmiyorum ya. O kadar oynamadım. İnovasyon geldi. Ne veriyor? Carriage Procession. Ha şey, tahterağında taşınıyormuş şeyler. At arabasında taşınıyormuş hanedan üyeleri. İnsanlar bunu görünce mutlu olmuş. Saray bize artı 1 kültür veriyor ya da 450 altın alıyoruz. Kültür daha önemli bu sırada verdiği bonuslardan. Abi denizde de mi barbar var? Ne gelişmiş bir barbarlık. Taş ocağı. Yap şuraya. O barbar lider bu, kuvvetli. Zayt. Sen istiyorsun ki Zayt sana laf etsin. Oyun çözülemeyecek gibi değil. Biraz deneyim ister tabii ki yani. Öyle zırt diye çözsen bu sefer de bir anlamı kalmaz. Sen ordu basmaya devam et. Valeria değil mi o? Aynen, orduyu fullleyelim. Tamam. Oyunda Viking olup yağmayla gelişme olsa keşke. Yani oyunun stiline biraz aykırı gibi geldi bana o. 30 diplomasi, 30 savaş. Diplomaside değerli bir şey var mıydı? tıklayıp göremiyorum da. İzin vermiyor. Vardır Tayı illaki. Rüşvet, entegre, tüccar yapabiliyoruz. Tüccar yapabiliyorum da diğer ülkelerden herhangi birini daha görmediğim için tüccar yollayıp da para kasamayız. Diğer ülkelerle kasılabiliyormuş. Senin o 16 ay. Sensiz geçen diğer zaman. Eyvallah. Da bu kadar romantize etmemize gerek var mı ya? Volantis'e yine saldırdılar. 2 dakika uslu duramıyorlar ya. Başka sanitasyon veren bir şey yoksa bizim... Burası neresi? Tria. Tria'da gerek yok şu an. Kültür ve bilim abi. Kültür ve bilim. Bunlar daha önemli bizim için. Hem kültür çok önemli, hem bilim çok önemli. Diğerleri de önemli ama hani yoğunluk onda, o ikisinde gibi duruyor şu an. Yani ben öyle hissediyorum en azından. Volantis'e saldırıp öldüler. Peki. Volantis'i 4 dedik. Tria bir tek şeyde. Başka. Ankara geri alındı. Ağam sen hangi zaman şeyinden geliyorsun, diliminden geliyorsun? Bana da yapabiliriz. Bilimi hızlandırır. Valeria'da bir ordu yaptım. Aslında o orduyu gönderip şu Tver'i falan alabiliriz. Ya da yok edebilirim. Yok etmek daha mantıklı gibi. Burada isyan çıkmayacaksa. Yatırım danışmanlığı yapıyormuşsun. Öyle miymiş? Ben niye bilmiyorum kardeşim bunu? Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Artı bir ev veriyorsun, artı bir sanitasyon geliyor sonrasında. İşte o sanitasyon bize şu an çok lazım. Yine başladı kriz çünkü. Ama şey geliyor, birisi açıyor. Kralların çağı geliyor 2 tura. Tamam, kurtulduk krizden. Bak bu güzel bir şey bence yani. Eğlenceli bir durum bu. Böyle bir değişkenin olması bence eğlenceli. RTS açısından yani ben Joh'u tercih ederim Age of 4 yerine. İkisini de yerden yere vurabileceğim özellikleri var. Volantis. Ver. Hükümet puanı ver. İspanya açtı krallar çağını. Güzel. Neymiş? Kale yapıyormuşuz bu dönemde ve kültür veriyormuş. Dini nüfus kültür üretiyormuş. Bir dine katılırsak veya din bulursak. Peki. Bir din edinebiliyoruz ya da bir din bulabiliyoruz. Aynı zamanda yine bu çağda. Expand Town desek, kış yarını büyüt bakayım. Buradaki nüfus şeyini de büyütmüş olduk. Başka warfare. Yok, şu an ona bir şey yapmayacağım. Maden, ocak ne veriyor? Ha, demiri eritiyor. Bizde öyle bir şey yok. 2 unu, 6 yiyeceğe ve 2 ekmeğe. Ha, pardon. 2 unu 2 ekmeğe çeviriyor. 6 yiyecekten 10 ekmeğe çıkartıyor. 10 yiyeceğe çıkartıyor. Affedersiniz. Bu üretim zincirinin şu an bizde bir şeyi yok. Bir clay'i bir üretime mi çeviriyor? Bir brick. Asiktir. Bir şey diyeceğim. Clay zinciri çok iyiymiş be. Ulan biz yapmadık bunu da clay zinciri çok iyi duruyor. Clay zincirini başka bir yere yapsak. Hem üretim veriyor hem improvement veriyor. Yeşil topraklardan clay biraz saçma değil mi? Onun yerine buraya tarım vereyim bari. Buralar genişleyince bakarız durumuna. Ya da ver anasını satayım. Aleykümselam. Clay bayağı iyiymiş. Başlangıçta yapılabilecek bir şeymiş ya. Şu an üzüldüm bunu bu kadar geç bulduğuma. Aleykümselam. Güzel. Burayı yakıp yıkarsak 10 kaos veriyor. Kaos. Yani bu kadar yakın bir vasal. Hadi yap ya, vasal olsun, tamam. Tamam. Vasalı entegre etme vardı. Bir de merchant. Merchant refahını arttırıyordu vasalın. Bir deneyelim. Deploy prosperity, deploy wealth. Ha, başka bir ülkenin başkentinin yanına götürdüğünüzde tüccarı, oranın nüfusuna oranlı olarak para şey yapıyormuş, ortaya çıkarıyormuş. Ya da refah yaparsanız her tur vasalınızın refahını arttırıyor. Ya bu ne kadar fark ediyor bilmiyorum şahsen. 34 ile mi topluyorduk biz? Tver 0.18 de veriyor şu an. İyi, peki. Burası neresi? Tria. Dört üretim veriyor dükkanlar. Onları hesapla. Ver bakayım, üretim ver ya. Bir de sınırları büyütmeye yönelik biraz oynamamız lazım. Sınırlar biraz zayıf kaldı gibi. Sanitasyondan yana da problemlerimiz var zaten şu an. Niye lookout yapayım ki? Entegrasyon basabiliyorsun. İyi, ver hadi, onu da ver. Hızlandırmış oluruz entegrasyonu. Haydi büyüt burayı da. Valeria'nın sınırları daha hızlı büyüyebilir. Yeni lotur oyunu mu geliyor? Duymadım. Ne zaman duyuruldu? Ya da ne üzerine geliyor? Su kemeri. Volantis'te gerek yok şu an. Konsey yap buraya. Ne üzerindeymiş yeni lotur oyunu? İnşallah beni trollemiyordur ha. Bu çocuğa çok da inanmamak lazım. Troller mi troller? Sanitasyon hala büyük bir problem. Buraya bir liman yapalım. Para falan da veriyor bize. Güzel. Civilization'dan farkı nedir? Civilization'la bir alakası yok bence. Yani oynanış stili anlamında elbette benziyorlar ama onun dışında bir yakınlığı yok oyunun. Burada yemek var. Burada şey yok. Ev yok. Buraya ev verebiliriz. Hayvanlar gidecek arada ama millet Minas Tirith'in savaşını bekliyor. Bunlar Shire yapıyor. Hobbit olup Shire'ı keşfedeceğiz. Neyi işte? Oğlum o Hobbit olup Shire'ı keşfetmek değildir. O RPG falandır yani. Onun bir mantığı vardır. Nesini keşfedeceksin Shire'ın yoksa? Öyle bir oyun mu olur? Craft mı yapacağız? Ne yapacağız? Nasıl bir oyun anlatımı ya? Oo, Valeria'ya saldırı gelmiş. Artı bir sanitasyon ver. Evet. Şu da bir rahatlatır belki bizi. Tayı beni biraz kandırıyor gibisin de hadi hayırlısı. Hadi hayırlısı. Pioneer yapınca galiba bu aralarına yol çeken bir outpost yapabiliyorduk. Bölgeler birbirine bağlı olmayınca. Onu bir deneyelim ya. Unrest var. Sen bana link mi attın gerçekten şu an yayında? Bu ne terbiyesiz link. Ver mızraklı ver. Hızlandırmamıza gerek var mı? İsyanın ne kadarı var? Ama hızlandıralım. 2 de buradan vereceğiz. O isyanı durduralım. Üretimimizi kırıyor çünkü. Her şeyimizi sıkıntıya sokar. Su kemeri, Volantis. Volantis'te limit dolmuş. Limit dolmuş. Buraya ev yapmamız lazım. Bir de graneri ver bari. Volantis. Yapalım sana bir ev. Şöyle. Sen de bir evin olsun Oyun beta workshop yapıyormuş. Private Division yayınlıyormuş. Ben hala daha oyunun ne olduğunu anlamadım ama. Krallar Çağı geldi. Yeni bir ruh açtık. Ulus ruhu. Din sistemi geldi. Ve kale ayarlamaları varmış. Tamam. Yeni bir din oluşturmak için art puanına ihtiyacımız var. 50 ile din edinebiliyoruz. Din yayabiliyoruz falan filan. Ama sanata ihtiyacımız var kısacası. Bu dönem ne varmış? Keşif ekipleri var. Barbar nötrlüğü mü? Aa, barbarlar saldırgan olmayacak. Haçlılar var. Özel birim olarak order şövalyeleri veriyor. Tarikat şövalyeleri veriyor. Reliquary diye bir şey açıyor. 15 para veriyormuş galiba bu. Evet. Fervor. Dinlediyseniz de burada askeri şey veriyor. Kafirlere karşı ekstra savaş şeyi alıyorsunuz, bonusu. 10 iman buradan geliyor. 4 tane tapınak şövalyesi, tarikat şövalyesi diyelim şuna. Çıkartıyormuş başkentimizde burada. Bu iyi. Şu an bunu cepte tutuyorum. Kağanlar var. Kağanlarda ne varmış? Barbarlar nötr oluyor. 3 tane atlı okçu çıkartıyorsunuz. Inside conflicts. Başka bir düşman yerleşkesinin yanında barbar ordusu çıkartabiliyorsunuz. Kabileleri birleştir diye bir yetenek açılıyor. Barbar kamplarını şey yapabiliyormuşuz. Yanına bir atlı okçu getirip çevirebiliyormuşuz. Çevirebiliyoruz dememiz herhalde bir vasala çeviriyoruz. Bilmiyorum. Keşik diye bir şey var. Atlılara artı 4 saldırı ve savunma veriyor. Bu da bu sırada çok hoşuma gitti benim. Bu da genel olarak bayağı hoş duruyor. Bunu da cepte tutalım. Makineler var. Makine ne veriyor? Demir bulmaya yarayan bir demir cevheri arayıcısı çıkartıyormuşuz. Kömürden artı 1 bonus üretim alıyoruz. Bütün fırın tiplerinden artı 3 para. Trebüşe açılıyor. Tinkerer nedir? 2 aleti 2 makineye çeviriyor. 8 production'dan 4 improvement point'e çeviriyor. Saat kulesi yapabiliyoruz. 6 lüks veriyormuş. Pioneer'lar trebüşe yapabiliyormuş. Kaşağı olabilir mi? Bilmiyorum. Şogunluk var diplomaside. Ama bu çağ muhtemelen diplomasi almasak iyi olur din için. Samurayları açıyor diplomaside şogunluk. Samuraylar da bayağı iyi duruyor bu sırada. Daimyo çıkartabiliyormuşuz dost bir yerleşkede. Güçlü liderlerdir bunlar diyor. Aynı zamanda da o bölgenin şeyini arttırır. Başkentinde bölge üretkenliğini arttırıyormuş. Samuraylar daha çok baskı uygulayabiliyormuş şehirlerde. Daimyo'yu şoguna çevirebiliyormuşuz. Shoen diye bir şey yapabiliyormuşuz. Neymiş bu ya? Bölgelerde shoen geliştirmesi yapılabiliyormuş. Ne olduğunu bilmiyorum. Şogun üniteleri ufak ülkeleri vasallayabiliyormuş. Bu da fena değil ya. Baharat tüccarları var. 5 veriyor, para veriyor. Artı 1 sınır görüşü veriyor. Baharatları ortaya çıkartıyor. Karavan muhafızları diye bir defansif ünite geliyor karakollara. Kervansaraylar geliyor. 2 diplomasi veriyormuş. Aslında bizim için şu an iyi yani diplomasi vermesi. Gerçi bize art lazımdı. Pardon, diplomasi değil. Diplomasi miydi? Tüccarı yerleşmeciye döndürebiliyoruz. Fena değil. Benim oynayış tarzıma pek yansıdığını düşünmüyorum. Bize aynen sanat lazımdı. Diplomasi değil. Yanlış söyledim onu. Bakayım bir daha. Evet. Din için sanat lazım bize. Sanat kısmında ne var? Şövalyelik var. Vasallarda %150 şey veriyor. Nüfus büyümesi veriyor. 2 tane köylü çıkartıyor vasalımızda. Seçtiğimiz vasalda. Kilim dokumacılığı var. Neymiş? Bir köylüyü şövalyeye çevirebiliyoruz. Taverna veriyor. Burada da şey üretiyorlar. Bal likörüydü galiba. Mead. Medyada nasıl okunuyorsa. Bu başkentte bir yerleşimci bir de şövalye çıkartıyormuş. Bir kültür 12 gelir veriyor. Gelir değil, para veriyor direkt muhtemelen. Bu da güzelmiş lan. Bak bu çağın şeyleri daha iyi. İlk çağ o kadar düşündürtmüyor da bu çağ daha iyi. Ve son olarak da teolojistler. Manastır yapabiliyoruz. Sanat veriyor. Dini şeyler, yazıtlar veriyormuş. O da lükse tekabül ediyormuş. 4'te iman veriyor. Ürettiğimiz her dini yazıtlardan ekstra bir iman alıyoruz. Manastırlar artı 10 para veriyor. Başkent artı 5 iman veriyor. İnanç ya da... bir bölgedeki bütün nüfusu kendi dininize çevirebiliyormuşsunuz. Mucizeler yaratarak. Dini eğitim veriyorsunuz. Kültürü 2 katına arttırıyor. Eğer ki şeyse yani dine inanan nüfusunuz üzerinden çarpı 2 kültür veriyor. Ulusal bir bonusmuş bu. Yani bütün nüfusun şey yapıyorsa bütün nüfusun ürettiği kültür çarpı 2 ile artıyor gibi düşünün. Ben bunu da çok sevdim ya. Ne dersiniz? Ne alalım? Ben genel olarak sevdim. Ya Explorers biraz yani çok bir şey vermiyor gibi. Keşif loncası falan yapıyor. Bilim falan veriyor o da. Kınar diye bir ünite yapıyor. Yani böyle aralarında bir tek Exploration bana biraz şey gibi geldi. Zayıf gibi geldi. Gerisi çok hoşuma gitti. Ya Kaanz ya Chivalry. Din tüccarı olmamız var bence demiş. Makinayla zenginleşelim. Makina biraz zor gibi ama. Çünkü engineering üretimimiz az. Ben de açıkçası Kaanz'ı biraz fazla şey buldum. Etkili buldum. Barbarları falan durdurması ve barbarları çevirebiliyor olmamız bölgeyi çok rahat almamızı sağlar. Güçlü ve askeri oluruz. Theologians bence. Eğer Tol oynayacaksak Theologians. Haklısın. Tol oynayacaksak gerçekten Theologians. Yoksa Kanz alalım. O zaman soru şuna evrildi. Savaşmak mı istiyorsunuz? Tol oynamak mı istiyorsunuz? Ben severim Humankind'i. Bence güzel oyun. Eğlenceli bir oyun. Kaanlar mı? Okey. Savaş. Gelsin bakalım. War it is. Gel bakalım sen oraya al. Burada da mı isyan başladı? Bir şehir tutmuyoruz, o anda isyana dönüyor iş. Neyse 4 turda orası da varacak. Sıkıntı yok. Loncalar varmış bu çağın araştırmaları. Bu sırada bu çağda ne çıkıyor? Fetih çağına geçebiliyoruz. Büyük güç skorumuz %150 olmalı diyor. Diğerlerine kıyasla. Krizde tolerans, intolerans çağı. Yani tolere edememe krizi geliyormuş. O nasıl bir şeye evrilecek bilmiyorum. Keşif çağı için 5 tane limana ihtiyaç var. Veya Rönesans'a geçebiliyoruz. Bunların hangisi daha iyidir bilemeyeceğim. Ya biz savaşçı olduğumuz için sanırım Conquest bizim için daha mantıklı olacak ama bakalım. Göreceğiz. Organize din, feodalizm. Mutfak falan filan. Aslında bize sanitasyon lazım şu an. Sanitasyon ne veriyorsa onu almamız gerekiyor. Organize dinden de önemli bence şu an. Profesyonel ordu. Uzun kılıçlar ve kargılılar mı geliyor? Kışla geliyor. Cephanelik. Pusula. Eyvallah, iyi seyirler Fırat. Lonca'da diplomasi var. Sanat var. Aa. Şeyi, pirinci şaraba çeviriyorsunuz. Bir kültür 4 de lüks veriyor. Oha. Oha. Orta Çağ Üniversitesi 2 bilim veriyormuş. Bir bilim de bu veriyor. Her 10 üretimden bir bilim kasıyor. Oha. Makineler var. 4 üretim. 8 üretim. Yani önce bununla başlayalım, sonra makineye geçelim. İkisi de çok önemli geldi bana. Okuma yazmaya saklansın, kafirleri de yakın. Savaşamam pusulada da öğrenelim. Son torunlarımız neden Osmanlı coğrafi keşiflere katılmalı demesin demiş. Hazine şey varmış. Şu an bizi götürmez. Bizim sanitasyonla ilgili ciddi bir problemimiz var çünkü. Bize şu an art bayağı gerekecek. Aynen, plaza yapın bol bol. Sanat kasmamız gerekecek din için. Önceki çağdan kalanlar var, açabiliriz. İlk çağdan bile kalan var. Gerekeni açarız yani, ihtiyaç duyarsak. Ya bu... Bir şey diyeceğim, oyunun şu an için çok hoşuma gidiyor, oyunun gidişatı. Çeşitli. Humankind da başlangıçta öyleydi. Hızlı tükettim onu. Burada belki biraz daha farklı bir şey sunabilir. Volantis'te hem yemek yok hem de şey mi yok? Volantis açlıkla şey yapılıyor, anasını satayım, yönetiliyor bildiğin. Plantasyon zeytin veriyor burada. Ha, Volantis'i barbarlar basmış ama. Buranın tarlası varmış zaten. Koşun Tria'ya, koş koş. Yani hem bu şeylerden deneyim topluyorsunuz, hem de bunların altından bir şeyler açıp onlara deneyim puanı aktarabiliyor ya da bunları kullanabiliyorsunuz güç olarak. O çok enteresan bir mekanik yani. Pek benzeri bir mekanik ben bilmiyorum. Bilen varsa şey yapsın. Yani o yüzden açıkçası rakiplerinden biraz eşsiz olmuş oyun. Eyvallah, görüşürüz. Modern çağı merak ettim. Bakalım, göreceğiz. Ha, bir dakika. Zafer çağı varmış. Aa, zafer çağları, bu çağa gittiğimizde zafer çağına giriyormuşuz. Buna girdiğimizde kazanma şansımız varmış. Her çağda olduğu gibi onun da bir içeriği ve kuralları vardır diyor. Bütün uluslar düşmanımız oluyormuş. Abo. Abo. Sen ne diyorsun ya? Bütün uluslar düşmanımız mı oluyor? Vay anasının örekesi. Valla benim için Siv'e benzeyen tek yanı oynanış sistemi. Onun dışında Siv'e benzeyen pek bir yanını görmedim daha oyunu. Güzel, şöyle geç. Size kim saldırdı? Ha, barbarlar saldırdı. Barbarlar yakında barışçıl olmaya başlayacaklar ya. Çok şey yapma. Volantis'in valisi mi gitti? Influence puanına göre gelişiyorlar. Bu da gelişir ya. Popülasyon limitine erişmiş. Yaparız oraya bir şeyler. Bunu daha bitirmedik daha. Pioneer. Şu Pioneer yanlış hatırlamıyorsam dediğim gibi şey yapıyor. Karakol yapıyor. Şu çölün ortasına bir karakol yapmayı deneyeceğim ben ya. Yol yaparsa çünkü buralarda herhalde gidişimiz daha rahat olur. 4 üretim veriyor Valeria. Kale yapabiliyorsun. Hazine. Hadi üretim ver. Taş ocağı yaptık mıydı biz buraya? Yapmadık değil mi? Yapamıyorum da. Düzlük bir şeyim yok şu anda. Plantasyon yapabiliyorum. Oraya yapacağımızı şuraya yapalım plantasyonu. Zeytin toplansın burada da. Oyunlar yüzünden bilgisayar alayım. Normalde ne yapıyorsun? PlayStation falan mı oynuyorsun?